Merhabalar. Bağlantı sorunu yaşadığımız için şimdi canlı yayını ben başlattım. Hemen Mustafa hocamıza. Mustafa hocamızı canlı yayına hemen davet edeceğim. Evet, Mustafa hocamızı bekliyoruz, onun da katılmasını. De bu Instagram canlı yayınları çok faydalı oluyor. Ama tabii öncesinde birazcık hazırlık gerektiriyor. Ve ufak tefek böyle aksaklıklar olabiliyor. Ama evet, hemen şöyle bağlantıyı yapacaktır. Merhabalar hocam. Erkan, Nasılsınız? merhabalar. Çok Evet, yani şu teşekkürler. anda Sağ ol. Sesim bağlantı rahat benim geliyor, açımdan değil gayet mi? iyi. Zaten duyabiliyordum. Görüntünüz de gayet iyi. Bende de herhangi bir sorun yok herhalde. Evet, ben de senin Tamam. şimdi ses biraz kapalıydı, onu açtım. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Sizler de Erkan hoş hoş geldin. geldiniz. Ya benim hesabımla ilgili sanırım bir sıkıntı var. Daha önce de başka bir yayında böyle sorun yaşandı. Ya ben başkasının yayınına katılınca böyle oluyor. Ama ben başlattığımda bu şekilde sorun olmuyor. Sorun. Öyle. Önemli olan Mesele değil. Sorun çözülmüş dinleyenlerimiz, olması izleyenlerimiz önemli. sorun yaşamasınlar. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar iyi olur. Sesinizi duyduğum Tabii. için de ayrıca çok memnun oldum hocam. Nasılsınız diyelim? İyi akşamlar tekrardan. Çok teşekkürler Erdal. Ben de mutlu Evet. oldum. Önce seninle tanıştığıma çok mutlu oldum. Çünkü bizim için bir kazanımsın sen. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz aynı zamanda. Anneleri tanımışsındır. Hepsi bir cevher. Aynen Önlerinde durmak öyle. mümkün Ben değil. açıkçası bu konuyu çok önemsiyorum. Bu sivil toplum örgütleri, dernekler, gönüllü çalışanlar, elini taşın altına koyanlar ya da işte bir şekilde bir şeyi dert edinip onu çözmek için ya da insanlara yardım etmek için çalışan kişiler açıkçası çok hayranlık uyandırıyor. Çok takdir ediyorum ve mümkün olduğunca hani elinizden ne gelirse her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle derneğin de çok aktif çalıştığını görünce açıkçası ben de çok memnun oldum. Sizlerle tanışma fırsatı da yarattı. O yüzden ekstra iki kat, üç kat memnuniyetim arttı. Tekrardan çok teşekkürler diyelim. Evet. Çok teşekkürler. Sağ ol. Aslında haklısın. Şimdi sivil toplum kuruluşu oğlum benim Amerika'da okudu. Üniversiteye gittiğinde orada üniversitedeki yaptığı aktivitelerden bir tanesi, ya yani bir sınıf geçme puanlarından birisi böyle bir kuruluşta çalışıyor olmak yıl içinde. Yani onları teşvik ediyorlar üniversitedeyken. Evet. Oradan geçer notuna ilave oluyor o puan. Nerede çalışırsa, kütüphanede Evet. çalışsın ama insanlara yardımcı olacak. Acil serviste çalışsın veya başka bir dernekte çalışsın. Aslında Türkiye'de bu biraz daha az ön planda görünüyor ama insanlara yararlı olacak böyle kuruluşlar, dernekler, çocuklarımızı biraz özendirmemiz gerekli ama korkuyor Ama aileler yani tabii. Hani başka bir şey, başka yardımseverlik konusunda kötü hiçbir sıkıntı alışkanlıklar yok. olur. Hatta fazlamız bile var. Ama biraz organizasyon konusunda sorunumuz var. Yani herkes yardımcı olmak istiyor ama neye, kime, nasıl yardım edeceğiz onunla ilgili sorun var. Dediğiniz gibi bazı işte sosyal ya da işte böyle cemaat ya da dernek kaygıları da olabiliyor. Yani bazı kötü kullanımlar nedeniyle ama bence yani iyi çalışan, aktif çalışan, iyi organize olmuş derneklere her toplum gibi bizim de ihtiyacımız var. Organizasyon çok önemli çünkü. Tabii. Aslında bu nadir hastalık grubunda pektus böyle tam arada. Ne de nadir hastalık ne çok yaygın hastalık. Ama içinde göğüs deformitelerinden nadir hastalıklar var. Mesela Polan sendromu, Jön sendromu, onlar daha Noonan sendromu, onlar daha az görülüyor. Bu tür dernekler sahiplendiği zaman bu insanlar Evet. önemli yardımlar alabiliyor.
Yoksa yani tıp fakültesinde bizim bir saatti stajın içinde, Göğüs Çeler Evet. stajı içinde bir saat anlatılıyordu Pektus. Oradan ne Aynen öyle öğrenebilir Mert bir Hocam. pratisyen hekim, değil mi? Ve hastalarda bana gelen hastalardan ben görüyorum. Kimlere gittiniz? Şuraya gittik, buraya gittik. Ne dediler? İşte büyüyünce geçer. Yani böyle büyür, bir şey olmaz. Hani hep böyle ortalama bir şey. Aileyi sakinleştirecek ama Evet. çözüm odaklı bir cevap değil. Ama dernekler tabii direkt onun şeyine esas Evet. ana sorununu işleyebiliyor. Topluma da anlatmaya çalışıyor. Buna benzer bir şey. Erdal, Evet. bir önerim var. Arada sorular oluyor. Belki senin hastan, belki benim hani izleyicilerim. Bir ona hemen ben cevap vereyim. Tabii hocam. Senin yakaladığını sen cevaplandır. Hocam çocuğum 3,5 yaşında pektus var. Yürürken ve koşarken ayakları açık sağa sola gidiyor. Pektustan mı acaba, yoksa bezi bırakmadı, pislik oluyor, ondan mı yürüme ve koşma bozukluğu var, yoksa yaşında mı diyor. Ben bir şey söylemek istiyorum burada, önemli çünkü. Bizim pektus hastalarımızda Erdal, postür bozukluğu da oluyor, duruş bozukluğu. Bu hastaları ben bunun daha önceden pektusa bağlı olduğunu düşünüyordum. Yani Evet. ekskavatum var, kifozu oluyor. İyice derin ekskavatum vertebraya basıyor, skolyozu oluyor. Yani böyle düşünüyordum. Ama sonra 2 sene önce Londra'da bir Ian Hunt diye bir göğüs cerrahı arkadaşım var. Onun bir sunumunu dinledim. 250 tane karinatum hastasında postür araştırmış. Ve %50'ye yakınında pektustan ayrı, yani karinatumdan ayrı postür bozukluğu bulmuş. Bunlar neler? Boyun öne doğru ileri, omuzlar böyle yuvarlak ve öne doğru. Kifozu var, lomber lordozu var, hafif skolyozu var. Normal popülasyonun 2 katı. Yani normal popülasyonda bu onun yarısı kadar. Biz kendi hastalarımızla yaptık bu çalışmayı ve inanır mısın biz de ondan daha fazla bulduk. Normalde mesela skolyoz Türk popülasyonunda %2,3 prevalansı, bizde ise %5 pektus hastalarında. Yani bu arkadaşın sorusuna indirgeyeceğim. Hasta çocukta pektusu varsa postüre ait de bir sorun olabiliyor. Mesela bizim fizyoterapist arkadaşlar söylediler, bunlarda Evet. düz taban olabiliyor diyor bir ayakta mesela. Hani bunlar da araştırılması gerekli. Onun için bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanına görünüp bunun başka bir ortopediste görünüp veya bir çocuk uzmanına görünüp bunun araştırılması lazım. Tabii hocam, Evet, devam edelim. Kusura bakma, ben hemen araya girdim. Tamamdır. Ama postür Ben bir yandan bozukluğunu hocam vurguladık soruları yani bu takip arada. Böyle edeceğim. bir Arada olay. hani zaten hem çocuk hekimi olarak hem de baba olarak benim de aklıma takılanlar var. Bu şekilde hani ben size soracağım. Siz Tamam. mümkün olduğunca anlatırsınız. Arada ben soruları takip edeceğim. Sorular geldikçe de isterseniz arada lafı sırası gelmediyse yönlendirin bunları. Tabii tabii. Lafı durdurup tartışmayı, orada soruya cevap verebiliriz. Güzel olur Erdal. Sen kendini Evet tanıtmadın. hocam, evet, Benim aynen öyle. Ben ekip seni tanımak istiyor. çocuk doktoru olarak Kocaeli'de Özel Akademi Hastanesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 6 yıl oldu. 6 yıldır Kocaeli'deyim. Hacettepe Üniversitesi'nden 2008 yılında mezun oldum fakültesinden. Sonra çocuk ihtisası için Ankara Üniversitesi'ne geçtim. 2014 yılında da oradan mezun oldum. Ağrı Doğu Beyazıt'ta 2 yıl Evet. çalıştıktan sonra Kocaeli'ye geldim ve çalışmaya başladım. Burada özel sektörde sağlık hizmeti veriyoruz çocuklarımıza. Onun dışında iki çocuk babasıyım bir yandan da. Çocuklarımızı da büyütüyoruz. Hem çocuk Çok. hekimi olarak bir yandan çalışıyoruz, hem de anne baba olunca açıkçası birazcık daha insan farklı bakıyor çocuklara. Yani hekim olarak bakmak farklı bir gözlük, baba olarak Tabii. ya da anne olarak Tabii. bakmak farklı bir gözlük oluyor. Açıkçası Farklı. o da biraz benim bakış açımı çok değiştirdi hekimlikte. Yani birkaç tane şey vardır. Böyle hekim olarak hani beni böyle bir basamak daha yukarı çıkardı. Farklı bir bakış açısı kazandı diyeyim. Yani gerçekten çocuk sahibi olmak bu bakımdan şeyi değiştiriyor, açıyı değiştiriyor. Ben bu şekilde hocam. Sizden de Evet. isterseniz hemen bir çok kısa bir özgeçmiş alalım hocam. Yani sizi daha önce tanımayanlar olabilir. Tabii. Ben önce bir şey vurgulayayım. Ben ilk oğlum doğduğunda Barış 1979'da
Çocuk hastaları da ameliyat ediyordum o zaman. O zaman o doğduktan sonra çocuk hastaları vizitte hep severek geçmeye başladım. Ya saçına dokunuyordum, ya sırtına Evet. dokunuyordum. Çünkü o çocuğun ona ihtiyacı olduğunu hissetmeye başladım. Evet. Daha önce bana bir o ameliyattı yani. Herhangi bir şeydi. Onun için çok önemli baba olmak, anne olmak çok önemli. Ben Marmara Üniversitesi Göz Cerrahisi Anabilim Dalı'nı kurdum 1991'de. 2019'da emekli oldum. Şimdi özel sektörde çalışıyorum. Muayenehanem var. Bir pektus klinik olarak bir buna yönelik ağırlıklı çalışıyorum. Özel hastanede çalışıyorum. Ameliyatlarımı orada yapıyorum. Bilim Üniversitesi'nde ders veriyorum. Göz cerrahisi dersleri. İki tane oğlum var. Bir kızım var. Şu anda yaşım ileri ama Çok güzel. heyecanla Şimdi çalışıyorum. siz zaten çok alışkınsınız. Yani çok güzel güzel anlatıyorsunuz ama şimdi sonuçta bizi takip eden ya da bir şekilde tesadüfen denk gelmiş olan bu nedir diyen ya da işte ilk defa çocuğunda şüpheli bir durum var ama fark edenler olabilir. O yüzden mümkün olduğunca basit basit tane tane gidelim istiyoruz. Yani en baştan itibaren. Tabii. Onun işte hem ben bir hiç konuyu bilmeyen bir anne ya da baba olarak hem de arada yeri geldiğinde bir sağlık personeli olarak hani sağlık personelinin ne yapması gerektiği de önemli. Çünkü orada bir soru da gördüm. O benim tam zaten üzerine vurgulamak istediğim şeylerden birisiydi. İsterseniz hemen başlayalım hocam. Bu Pektus dediğiniz nedir hocam? Tabii Bu tabii Pektus tabii Derneği hemen. aracılığıyla tanıştık. Dernek kurulmuş, çalışmalar yapılıyor, hastalıklar var. Bu Pektus hastalıkları ya da göğüs duvarı hastalıkları dediğimiz nelerdir? Kısaca anlatır mısınız hocam? Evet. Pectus Latince göğüs demek. Göğüs kafesinin adı pectus. Onun için göğüs kafesi çökük olursa ekskavatörden geliyor. Pectus excavatum deniyor. Yani kunduracı göğsü. Göğüs kafesi eğer dışarı doğru çıkıksa o da carinatumdan geliyor. O da teknelerin o şeyine carina deniyor. Oradan gelen bir isim. Güvercinlerin de göğsü öne çıkık olduğu için Türkçe'de de güvercin göğsü ismi verilmiş. Biz dernek olarak bütün deformiteleri içersin diye göğüs duvarı deformiteleri ve Pektus Derneği olarak kurduk. Ben 2000'e yakın ameliyat yaptım. Bu arada 3000'e yakın hasta takip ettim. Bu hastaların birbirine destek olması ihtiyacı olduğunu hissettim. Annelerin de Hava Hanım, Müzeyyen Hanım, Zeynep Hanım onların desteğiyle hastalarımdan da Elif Hanım, diğer hastalarımız Vahap Karaduman, bir baba katılmasıyla bir dernek kurduk. Derneğin amacı, misyonu da hani bu hastalığı yurt dışındaki yeni tedavi modalitelerini Türkiye'ye getirmek ve bu topluma yaygınlaştırmak. Bir de bu hastaların haklarını Evet, savunacak çok bir güzel. Şimdi topluluk bu oluşturmak. göğüs duvarı hastalıkları, güvercin göğsü ya da kunduracı göğsü hangi yaşlarda görülüyor? Nasıl bulgu veriyor? Anne babalar nasıl bunu anlayabilirler? Çocuk ya da genç bir şikayetini Tabii. söylüyor mu yoksa sadece dışarıdan bakarak mı anlaşılıyor hocam? Aslında genetik, bu bir genetik hastalık, genetik geçişi olan bir hastalık. Ailede yani bir jenerasyon takibi oluyor. Anne baba da varsa çocuğa geçiyor. Ama çekinik bir gen, resesif bir gen. Tespit edilmiş bir şey yok şu anda ama yayınlar, genetik olduğunu destekleyen yayınlar var. Doğuşta çok belirgin çöküklük veya çıkıklık yoksa fark edilmiyor herhalde. Çünkü göğüs kafesi çocuklarda da çok esnek. Bize hastaların geliş yaşı 8 ila 16-17 arası. Çünkü bunlar göğüs kafesi gelişmeye başladığı an ortaya çıkıyor. Şaşırtıcı bir şekilde bazen aileler bunu fark edip getiriyor. Bazen komşunun annesi, yani komşu çocuğun annesi fark ediyor. Çünkü çocuklar aralarında konuşuyor. Veya öğretmenler çocukla fark edip uyarıyorlar aileyi. Aile o şekilde getiriyor. Benim gördüğüm annelerden, babalardan bir kısmı bana getirdiğinde bile biz bunu hiç görmedik hocam. Öyle diyorlar, arkadaşı öyle diyor, komşunun Evet. annesi öyle diyor diye getiriyorlar. Ben açtığım zaman görüyorlar. Çünkü buluğ çağına gelmiş çocuklar göğüslerini açmıyorlar annelerine, babalarına. Evet. Banyo yaptıran anne artık yaptıramıyor ona. Yasaklıyor. Banyoyu kilitliyor içeri girdiği anda. Dolayısıyla bir
mahrem bir ara şey oluşuyor, alan oluşuyor. Çocuk da onu açmıyor, içine kapanıyor. Böyle bir kısır döngü oluşuyor. O nedenle Blue Çağ bizim en çok gördüğümüz. Bu dijital platformlarda da Instagram, Facebook, buralardan da bizim web sitemize çok soru geliyor. O yaş grubu da hep 14-18 arası. Çünkü ancak burada açılabiliyorlar. Anne babanın fark etmesi kolay değil ama dikkatli olması, farkındalığı oluşması gerekiyor. Yani o çocuğun başka bir tarafında problem var mı bakması gerekiyor. Yani göğsü diğer çocuklardan farklı mı? Biraz fark, anne eğer araştırıcıysa bunu fark evet. edip yani biraz daha bebek gerekiyor. Ya da erken çocukluktan ziyade daha çok böyle ergenlik döneminde 8 yaş daha çok ortaya çıkıyoruz. Tabii bu dediğiniz evet. gibi psikolojik işte çocuğun kendi egosunun ya da kendi kişiliğinin geliştiği, kendi ihtiyacını karşıladığı dönem dediğiniz gibi biraz gecikmelere yol açabilir. Ailenin mutlaka bir ara ara dikkat etmesi lazım. Herhalde deniz ya da havuza girdiğinde böyle bir şey yapılabilir. Hani çocuk mayo falan giydiğinde üstünü çıkardığında belli olabilir. Ama mutlaka ailelerin yani bu konuda da bir en azından arada yoklama ya da bir kontrol etme gibi şeyi olması gerekir diyelim burada en azından. Kesinlikle. Ben tabii yani ben sen de babasın. Ben de çocuklarla evde otururken olmuyor bu tür şeyler. Ancak dediğin gibi bir yere havuza gittiğin zaman evet. hep beraber. Yani beraber bir aktivitede bu ortaya çıkabiliyor. Bir de bu çocuklar havuza denize girmekten kaçınıyorlar. Evet. Çünkü orada ayrımcılığa uğruyorlar. Akran zorbalığına uğruyorlar. Akranlar diyor ki sende göğüs kafesin farklı. Sende işte bu çıkıntı var. Sende çöküntü var. Bunlar da kendi içine kapanıyor. Evet. Onu yani, ailenin fark etmesi lazım evet. aslında. Çocuklar için yani özellikle bu çok önemli bir durum. Yani dış görünüşle ilgili bizim çok basit gördüğümüz ya da sağlık personeli hekim olarak ya bu çok ciddi bir sorun değil dediğimiz şeyler çocuklarda ya da işte gençlerde çok ciddi psikolojik ya da kendine güvenle ilgili sorunlara yol açabiliyor dediğiniz gibi bu önemli bir şey. Mutlaka dikkatli olmak lazım. Özellikle bu kendine güvenle ilgili sıkıntısı olan çocuklarda da bir şey yapılabilir. Yani altta yatan bir neden var mı yok mu diye kontrol edilebilir sanırım. Kesinlikle. Erdal hiç unutmuyorum. Hani bir insan şeyleri hatırlıyor. Üniversite birinci sınıfa giderken yurtta kalıyordum ben. Yurttaki yataktaki yani odadaki arkadaşım bir gün ben dedi okula gelmeyeceğim. Önemli de bir ders var. Niye gelmeyeceksin dedim. Dedi ki sivilcem var yüzümde. Sivilcesi çıkmış yani yüzünde. Şimdi de kızlar arkadaşlar görürler benden dalga geçerler. Ben bugün gelmeyeceğim. Bak o derse gelmedi. Çok çalışkan bir arkadaşımdı. Yani bir sivilceden ne olur? Yani ne olur yani? Sana ne değil mi? Ne kadar önemli. Tabii 17 yaşında bir arkadaştı yani düşün. O nedenle bence annelerin babaların biraz daha antenleri açık ve peki hocam bu çocuklarda ya da gençlerde bir şikayete yol açar mı? Yani göğüs duvarı ya içeriye doğru çökük ya dışarıya doğru çıkık. Yani bu sonuçta göğüs kafesinin içinde kalbimiz var, akciğerlerimiz var. Nefesle ilgili, eforla ilgili, sporla ilgili herhangi bir sorun yaratır mı hocam? Ya da size başvuran hastalar bu gibi şikayetlerle başvuruyorlar mı? Erdal, karinatum yani güvercin göğsünde herhangi bir semptom oluşturmuyor. Çünkü içeride yeni yeterinden daha fazla hacim oluşuyor. Hem kalp için hem akciğer için. Ama ekskavatum dediğimiz içeri çökük olanlarda %5 hasta grubunda direkt semptom oluyor. Yani nefes darlığı, eforla gelen veya kalpte ritim bozukluğu veya efor kapasitesi sınırlı oluyor bu hastaların. Çocuklarda nasıl fark ediliyor bu? Çocuk oyun oynarken arkadaşlarıyla birlikte erken terk ediyor oyunu. Veya kenara gidiyor, oturuyor. Ama o nedenle olduğunu kimse düşünemez tabii. Yani o çocuklarda göğüs duvarı deformitesi onların performansını etkileyebiliyor. Bizdeki şu anda oran %5. Yani 100 hastanın 5'inde semptomatik oluyor hastalık. Ama bana göre, çünkü yapılmış dinamik MR çalışmaları var. Pektus olan her hastada kalbe bası oluyor. Her hastada oluyor. Evet. Ama bu semptom verecek kadar oluyor veya semptomsuz oluyor. Peki ama hocam bası şimdi oluyor. Aile fark etti bunu ya da çocukta ufak da olsa şikayeti var. Aile baktı gördü.
Ne yapması lazım? Ne önerirsiniz ailelere, anne babalara? Muhakkak hekimle bunu paylaşması gerekiyor. Yani aslında öyle enteresan bir şey var ki ben 15 senedir uğraşıyorum bu alanla. PEKTUS referans merkezleri olması gerekiyor. Çünkü ben de başladığım zamanını düşünüyorum. Yılda 3-4 ameliyat yapıyordum PEKTUS'la ilgili. Belki daha az. Her merkezin benzer sayıları var. Tabii o kadar hastayla uğraştığın zaman böyle çok özel bir alana sıkışmış bir hastalık grubu ki yeni doğandan düşün, erişkin göğüs cerrahına kadar bütün hekimlerin alanına giren bir rahatsızlık. Şimdi mesela biz dünyada Chesmo International grubumuz var. Grubun yarısı pediatrik cerrah, yarısı göğüs cerrahı. Çünkü onlarla bir arada olmamız gerekiyor ve biz ısrarla bir araya getirdik hepimizi, yani bütün grubu. Aynı şekilde böyle göğüs cerrahları, çocuk cerrahları Türkiye'de biraz kavgalılar. Yani bir araya çok zor geliyorlar. Ancak beraber bir araya gelmeleri gerekli. Çünkü çocuk 16 yaşına kadar Marmara'da ama ortamda 18 yaşına kadar çocuk cerrahının alanına giriyor. 18 yaşından sonra erişkine giriyor. 17,5 Evet. yaşında bir çocuk düşün, PEKTUS'u var. Kime gidecek? Yani çocuk cerrahına mı gidecek, erişkine mi gidecek? Dolayısıyla bu konuda sıkı bir merkez oluşturulma gayreti olmalı. Şu anda mesela Marmara bu konuda bir merkez. Evet. Cerrahpaşa bu konuda bir merkez. Çünkü çok uğraşıyorlar bununla. İzmir'de mesela 9 Eylül Atatürk Üniversitesi birer merkez. Yani yoğun uğraşıyor. Yani bir hekim sırf bu hastalık grubuyla ilgileniyor. Ayrıca bir başka yönü, bu bir ekip çalışması. Yani bir göğüs cerrahının veya bir çocuk cerrahının tek başına işi değil. Bu hasta grubunun postür bozukluğu var. Fizyoterapistlerin olması gerekiyor. Bu hastaların beslenme bozukluğu var. Diyetisyenler olması gerekiyor. Bu hasta çocuk, bu grubun psikolojik sorunları var. Psikiyatristler de olması gerekiyor. Yani bir ekip ancak beraber bu hasta grubuyla çok yakından etkilenebilir. O nedenle yani her grubu eğitmek o zaman işte kimlere düşüyor? Herhalde bu tür sivil toplum kuruluşlarının o tür insanları bir araya getirmeye çalışması gerekiyor. Veya yoğun olarak bununla uğraşan hekimlerin diğer Evet, kesinlikle. hekimlerle Yani sıkı işbirliği canlı yapması yayınların gerekiyor. amacı da bu. Yani sadece anne babalara yönelik değil. Yani bizim çok sağlık personeli olan, doktor olan, işte hemşire olan, aile hekimliğinde çalışan, yani bir sürü sağlık personeli bir çevremiz var. Hani herkesin bunu haberdar olması lazım. Çünkü bu da kötü bir şey. Anne Evet. baba bir şeyden şüphelenip geçiyor. Siz bakıyorsunuz ya, bu önemli bir şey değil, bu kendiliğinden geçer büyüyünce denmesi gerçekten yani üzücü olabilecek bir şeydir. Bu yüzden sağlık personellerinin de mutlaka biraz önem vermesi gerekiyor. Tabii bu merkez önemli. Ben zaten soracaktım, siz çok güzel Evet, anlattınız onu aynen. hocam. Hani hangi merkezler nerelerde var, nereye başvurmak gerekir? Yani biz sağlık personeli olarak da hastaları yönlendirirken hani alternatifler ya da bazı merkezleri bilip ona göre yönlendirmemiz de uygun olacak herhalde. Evet. Evet. İnternetten araştırmak tabii çok bilgi kirliliği var. Yani internetten benim bir şeye ihtiyacım oluyor. İnternete giriyorum, onunla ilgili bir araştırma yapayım diye. O kadar çok reklam çıkıyor ki önüme. Yani doğru birine ulaşabilmek için en az 3-4 sayfa geçmem gerekiyor. Yani reklamsız bir, çok aranan bir yere. O nedenle hani bu konuda işte sivil toplum kuruluşları, bu tür canlı yayınlar, bir araya gelmelerin artması, bu konudaki bilgi Evet. hazinesini Doğru ve paylaşmak güvenilir gerekiyor bilgi çok daha bu kıymetli konuyla tabii. İşte bu ilgilenenlerle. dernekler, sizler açıkçası bu konuda da çok önemli bir Ya. görev üstleniyorsunuz hocam. Onun dışında diyelim tamam, hastamızı Evet. biz şüphelendik, anne baba da gördü, biz de yönlendirdik hocam. Şimdi size başvurduğunda hasta neler yapıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, tedavi seçeneği olarak ne yapıyorsunuz? İlla cerrahi mi, ameliyat mı yapmak gerekiyor? Ameliyat dışında tedavi yöntemi var mı hocam bununla ilgili? Evet. Yani biz aslında 4-5 sene önceye kadar bunun tedavisinin ameliyat olduğunu düşünüyorduk. Yani başka bir tedavi olamaz yani. Onun için de hem pediatristlerle hem göğüsçülerle bir böyle şey içindeydik. Yani biz ameliyat eden hekim grubu,
O nedenle kaçan bize gelişiyordu. Onlar da hasta kaçırmamaya çalışıyorlardı. Fakat son yıllarda aslında dünyada bunu yıllardır savunan hekimler var. Bu karinatumda ortezle, korseyle tedaviyi, ekskavatumda da vakumla tedaviyi öneren bir hekim grubu oldu. Ayrıca hep konuşuluyordu orada. Bir de bu hastalarda fizyoterapinin faydalı olacağı konuşuluyordu. Şimdi ben son 2-2,5 senedir göğüs fizyoterapistleriyle çalışıyorum. Karinatum hastalarım artık sadece ortezle tedavi oluyorlar. 17 yaşın altındakiler ama. 17 yaşın üstü yine cerrahi. Ekskavatum hastaları da vakum tedavisi. Bunlara ayrıca göğüs fizyoterapisi yapılırsa tedavi %30 oranında etkinliği artıyor. Daha kısa sürüyor, daha güzel bir tedavi yapılıyor. Dolayısıyla artık yani ameliyat dışı bir tedavi yöntemine ağırlık vermeye başladık. Ama ameliyat edecek hastaya da ameliyatı öneriyoruz. O da çok derin olursa, kalbe ileri derece baskı yapılmışsa. Mesela onlarda vakum etkisi olmuyor. Vakumda daha çok orta derecede pektusu varsa ve 13-14 yaşındaysa etkin oluyor. Ortez ise 17 yaşın altındakilere etkin oluyor. Hemen hemen hepsine etkin oluyor. Ama bu altta çıkıklık olacak. Üste çıkıklık varsa onda çok küçük yaşta etkili oluyor. Onun nedeniyle onlar da yine ameliyatı beklemek zorunda cerrahi oluyorlar. Için yaş, bir alt sınırımız var mı hocam? Evet, 12 yaşın altındakilere önermiyoruz cerrahi. Dünyada yapan otörler var ama çünkü yapılan 12 yaşın altında yapılan ameliyatlar, yani 5-6 yaşın ameliyatlar bar takılıyor, düzeliyor minimal invaziv yöntemle. 7 yaşında çıkarıyorsunuz, 10 yaşında bir daha çöküyor. Çünkü göğüs kafesi büyümeye devam ediyor o sırada. O nedenle şu anda bizim Chest Bone International grubun ağırlıklı olarak kabul ettiği indikasyon, yaş indikasyonu 12-16, ekskavatumda, karinatumda 14-18. Ancak ben karinatumda hani 17 yaşına kadar ortez tedavisinin de daha etkin olduğunu düşünüyorum. Ortez tedavisi biraz daha sabır gerektiriyor. Yani bir cerrah için düşün, ortez tedavisi ameliyatla bir saatte düzeltiyorsun. Sonra bırakıyorsun hastayı. Hasta evinde artık kendi yaşamını devam ediyor. Yılda bir kontrole geliyor. 2 yıl sonra barı alıyorsun, sen kurtuluyorsun, hasta kurtuluyor. Ortezde ise yoğun bir hasta takibi var. Hasta geliyor, önce bir film çekiyorsun. Başka anomali var mı? Yani kosta eksikliği, İşte kalpte dextrokardi falan gibi bir şey yoksa ortezi ölçüsünü alıyorsun, ortezi ona göre veriyorsun. Tamam diyorsun, bu senin tedavi şeklin. Eve gidiyor, ortezi takıyor, göğüse bası yapıyor tabii. Akşam arıyor, burası kızardı diyor. Gece taktım, kaydı diyor. Ertesi gün onu ikna etmen gerekiyor. Bak, senin gibi 100 kişi kullanıyor, evet. 200 kişi kullanıyor, gece kaymıyor. göğsüne baskı 3 gün hissedersin, 3 gün sonra normale döner. Sabırla bunu anlatmak gerekiyor. Kontrole gelmesi gerekiyor 1,5 ay sonra, ona yeni öneriler söylemek gerekiyor. O sırada ortezin kenarı kırılıyor, köşesi kayıyor. Onları senin üstlenip yaptırman gerekiyor. Hani bir daha hasta ücret ödemesin, firmayı arıyorsun, firmaya kargolatıyorsun, o yapıyor, geri gönderiyor. Yani böyle bir şey, süreç var. Biliyorsun hasta takibinde yakın ilgi. Evet. Telefonunu vermen gerekiyor. Sana ulaşması gerekli sorun çıktığı anda. Ama ben konservatif tedavi bu hastanın sorununu çözüyorsa, ameliyatsız çözülebiliyorsan, evet, bence ona uğraşmaya değer diye düşünüyorum. Ameliyat olarak, cerrahi olarak yöntemler var mı hocam, yoksa tek şekilde mi yapılıyor? Ameliyat olarak iki cerrahi yöntem var. Bir açık ameliyat dediğimiz eski yöntem. Eskiden kullandığımız yöntem. Bir de 2000 yılında dünyada Amerikalı bir pediatrik cerrahın dünyaya tanıttığı minimal invaziv yöntem var. Kendi adıyla NUS operasyonu diye biz isimlendiriyoruz. O zaman daha anlaşılır oluyor. Bu iki yöntem kullanılıyor. NUS operasyonu aslında basit bir yöntem. Fakat temel bazı kuralları var. O kurallara uyarak yapılması gerekli. Öğrenmesi biraz zor. Ameliyat basit ama öğrenmesi zor.
Açık yöntem daha garanti bir yöntem ama kalp ameliyatı gibi bütün sternum açılıyor. O yamuk kemikler kesiliyor sternum. Mesela şöyle eğri sternum ortadan kesilip kırılıyor. Titanyum plaklarla, plakalarla vidaların düzeltiliyor. Bu yandaki kıkırdaklar kesiliyor, periostum bırakılarak perikondriyum. Sonra yeniden göğüs kafesinin oluşumu bekleniyor. Erken yaşta yaparsan bunları kazanılmış jön sendromu ortaya çıkıyor. Göğüs kafesi büyümüyor yani. Geç yaşta yaparsan bu göğüs kafesi yeniden iyileştiği zaman böyle kırılabilir bir göğüs kafesi yani donmuş bir göğüs kafesi gibi bir iyileşme söz konusu olabiliyor. Yani Tabii çok komplikasyonu önemli biraz aslında. yüksek açık ameliyatı. Ancak yapmak zorunda kalınan hastalar var. Halen ben de yapıyorum bazı hasta grubuna. Ama Tedavi, yani cerrahi tedavi vurgulayalım, siz yöntemleri özellikle bunlar. söylediniz. Mesela bizim yani eskiden zaten bizim fakültelerde bunların bilgi olarak çok az, sınırlı. Yani dediğiniz gibi bir saatlik dersin bir kısmında sadece bahsi geçerdi. Tedavi olarak da cerrahi düzeltilebilir denirdi. Yani bu medikal tedavinin olması, Evet. yerleşmesi, böyle bir şeyin mümkün olduğunun gösterilmesi bile açıkçası bu bir şey. Yani bir yeni bir açıkçası şey dönüm noktası gibi açıkçası. Tabii. Bu benim için de açıkçası Tabii, sevindirici bir haber tabii. oldu ya da yeni öğrendiğim, yeni kattığım bilgi dağıtımı bir şey oldu. Onun dışında Evet. cerrahi sonrası hastanede kalma süresi ya da taburculukla ilgili genelde ne kadar sürüyor hocam ortalama? Bu minimal invaziv yöntem dediğimiz yani NUS ameliyatında genellikle hasta 4 gün hastanede yatıyor. Ağrı için yatıyor sadece. Ağrısı oluyor hastanın. Ağrı kesici damardan vermek gerekiyor. 4 gün hastanede yatıyor. Sonra da 2 veya 3 hafta anne babanın elbisesini giydirirken, Evet. yataktan kalkarken desteğine ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla böyle bir ameliyat olacak hastaya ben diyorum ki 3-4 hafta okuldan veya Evet, iş ona göre yerinden ayarlayın. uzak kalacağını hesap et. En ideal ameliyat zamanı da Evet. Haziran okullar kapandığı dönem. Çünkü önünde bir yaz var. Rahat rahat istenmeyen bir tablo ortaya çıktığı zaman. Çünkü ağrıları Evet. bazen 2 aya yakın uzayabiliyor Erdal. O zaman Haziran başı bu ameliyat Bir için çok hastamızdan hemen uygun soru bir gelmiş. zamanlama Bu oluyor. pectus carinatum'da barlar çıktıktan sonra nüks olabilir mi? Tekrar nüks eder mi demiş. İleri yaşta olabiliyor ama hani 14-18 yaşında olmuş bir hastada bir daha nüks olma şansı yok. Göğüs kafesi artık sertleşmiş oluyor. Epifizler kapanmış oluyor. O nedenle onlarda nüks olma şansı az. Ama ileri yani 18 yaştan sonra olanlarda tekrar etme Bir şansı hastamız da biraz hani daha fazla. Ankara'da bu işle uğraşan, bunu düzeltebilen merkezler var mı diye sormuş hocam. Valla Ankara'da böyle bir ismen tanıdığım birisi yok Erdal. Hani orada bu yani Gazi Üniversitesi de Ankara Üniversitesi de bu hastalıkla ilgileniyor ama hani ortez kullanıyorlar mı? Hani vakumu onları bilmiyorum. Öyle bir yani benimle direkt öyle irtibatı olan biri yok ama mesela İzmir'de var. İzmir'de söyleyebiliyorum. Elazığ'da var. İşte Bursa'da var Tamam hani hocam. ama Onun diğerlerini dışında tanımıyorum. bir hastamız sormuş bu omuzla ilgili ya da duruşla ilgili pozisyonları ya da işte defektleri düzeltmek için neler önerirsiniz demiş hocam bu pektus hastamız. Şimdi aslında postür bozukluğu yani duruş bozukluğu tamamen bir fizyoterapinin işi. Yani ben ilk bu ameliyatlara başladığım zaman Erdal hastanın mesela kifozu var değil mi? Şöyle düşünüyordum ya bunun ekskavatum veya karinatum var. Utanıyor hani bunu içine çekiyor sırtı kambur oluyor. Halbuki öyle değil yani işin belki o da var ama o işin ihmal edilebilir bir oranda. Esas bunlarda postür bozukluğu oldukça yüksek. O nedenle de bu eğitim için, şimdi ben bir fizyoterapist arkadaşla çalışıyorum, görüyorum. Yani o kadar 50 taneden fazla kas var göğüs kafesinde. Her bir kasın ayrı fonksiyonu var. Evet. Bu göğüs kafesini hareket ettirmek için. Bu hastalara özel eğitim vermek gerekiyor. Yani her kasın eğitimi farklı. Yani
yüzmeye git demek diye bir şey yok yani. Çünkü mesela pektoral kaslar geliştiği zaman hastanın karinatum varsa daha belirgin hale geliyor. Ekskavatum varsa daha çökmüyor. O zaman fizyoterapist onu biliyor. Diyor ki onlara çalıştırma, işte sırt kaslarını çalıştır veya abdominal kasları çalıştır diye özellikle belirtiyor. Açıkçası merkez olmasının tabii avantajı ya da büyük bir merkez ya da bu vakaları çok gören bir merkez olması da burada çok önem kazanıyor. Yani sadece ameliyat etmek de bitmiyor. Tabii ameliyat etmek önemli. Yani cerrahın olması, kişinin olması önemli ama o kişinin etrafına o ekibi biriktirmek, toplamak, onların eğitim alması da tabii çok çok daha ekstra önemli hale geliyor. Kimler var hocam bu takımın içinde? Bir daha sayalım isterseniz. Tabii, göğüs cerrahıyla beraber. Şimdi göğüs cerrahıyla beraber bir kere pediatrik cerrah ve göğüs cerrahı ikisini aynı kategoride sınıflandırıyorum. Hangisi ilgileniyorsa göğüs cerrahı ise göğüs cerrahı, pediatrik cerrah ise pediatrik cerrahı. Arasında fark yok benim evet. için. Yani bu alana ilgi duyması gerekiyor. Yanına bir fizyoterapist gerekiyor. Kesinlikle. Fizyoterapist. Çünkü olmazsa olmaz. Ben inanmıyordum fizyoterapinin faydalı olacağını. Ama şu anda 2 yıldır çalışıyorum beraber. Görüyorum yani. Fizyoterapi yapılıyor. Anne baba oturuyor başında. Fizyoterapiyi izliyor. Çocuğun göğsü fizyoterapinin sonunda düzeliyor. Yani fizyoterapist ekskavatum var veya karinatum var. Çocuğun göğsünü düzeltiyor. Şimdi bunu gördükten sonra ben anlatıyorum. Diyorum ki bakın bunu yaptırın. İlgili kişiler şunlar. Bu alanla çalışıyorlar. Bu alanda çalışıyorlar ve onlarla görüşün. Faydalı oluyor. Zaten anne baba yaptırınca hemen bunun bir sonraki seansında da gelelim veya gidelim nerede olursa. Ama bunun için bir hastam ameliyat etmişim de mesaj gelmiş onu yazıyorum. Nereden kusura bakma evet. Bunun için o birlikte sonucu da görmeleri gerekiyor. Yani ona bir kere postür için de fizyoterapist gerekiyor. Diyetisyenimiz var bizim beraber çalıştığımız. Mesela diyetisyen biz bu hasta grubuna üniversitedeyken Erdal bir zayıflıktan çok şikayet ediyor anneler. Biz bunlara zayıflıktan oradaki kendimizce dedik ki ya bir beslenme grubu da bize destek oldu. Dedik ki ortak çalışma yapalım memnuniyetle. Bütün çocukların beslenme o %30 fark ödüyor ya onu almayız dediler. Öyle bir destekle yaptık. Hastalara 3 ile 6 ay içinde ek protein verdik veya ek kalori verdik. Hepsi kilo aldı Erdal. Sonra kestik hepsini. Hepsi geri döndü kilolara. Yani böyle bir efor gösterdik. O arada kilo aldılar. Kesince çünkü o ek desteği devamlı veremiyorsunuz ama zaten çalışma 1,5-2 ay veya 3 ayla sınırlıydı. Geri aldılar. Geri verdiler kilolarını. Şimdi diyetisyenle çalışıyoruz. Diyetisyenin şeyi şu. Diyor ki Acıbadem Üniversitesi'nin diyetetik bölümünden öğretim üyeleri diyorlar ki bu çocuklar biraz hiperaktif oluyorlar. Metabolizmaları hızlı ama düzgün yemek yemiyorlar. Yani anne baba da ona eğer dikkat etmiyorsa o çocuğun normal enerjisi için gerekli kaloriyi aldığını düşünüyor ama düşük alıyorlar. Yemekte geliyor azıcık yiyor kaçıyor gidiyor. Anne de yemekten önce geliyor dolapta ne varsa alıyor karnını doyuruyor gidiyor. Bunu düzeltmek gerekir diyorlar öncelikle. Bunun düzeltmek için de sözel eğitim. Onların çocuğa işte ona yoğun bir eğitim, anneye eğitim, babaya eğitimle bunu düzeltebileceklerini düşünüyorlar. Bir iki çalışmamız yürüyordu ama bu şey girince araya Covid salgını o çalışmaları ara verdik ama sonuçlarını hazır salgın demişken tam oraya gelecektim hocam. Sırası gelmişken söyleyeyim. Bu Covid-19 salgınından nasıl etkilendiniz? Şimdi birincisi bu hastalar işte pectus carinatum ya da excavatum hastaları risk grubuna girer mi? Belki aklına takılan anne babalar olur. Önce onu sorayım. İkincisi de ameliyat olmayı düşünüyor. Diyelim ki benim çocuğumda rahatsızlık var. Ameliyat olmayı düşünüyorum. Şu anda bu Covid-19 salgını var. Yani ameliyat olmamız gerekir mi? Yoksa bir süre ötelemek, beklemek mi daha uygun?
Şimdi bir COVID-19'dan biz nasıl etkilendik? Ben 19 Mart'ta ilk ilan edildi zannedersem. O zamana kadar bütün ameliyatlarımı yapmıştım. Evden çıkmadık. Ve o 19'undan 1 Haziran'a kadar hiçbir şey yapmadık. Yani ben muayenehanem var, gelmedim. Hastaneye gitmedim. Sadece bir tane acil vaka için çağırdılar. Çünkü ben yaşım ileri olduğu için kendimi de korumak istedim. O acil vakaya çok korunaklı bir şekilde gidip ameliyat ettim onu. Ve onun dışında herhangi bir müdahalede bulunmadım. 1 Haziran'dan beri yine çok korunaklı. Hasta muayene ederken cerrahi gömleğimi giyiyorum, maskemi takıyorum, önüme siperimi geçiriyorum, eldivenlerle hastayı görüyorum, sonra değiştiriyorum. Tabii hastalara hani ben kendimi korumak için yapıyorum diyorum. Hani sizle ilgili bir şey söz konusu değil. Onlar biraz daha cesurlar. Genç yaş grubu. Bu arada hani öksüren hastaları da pek almak istemiyorum. O da erişkin yaş grubundan. Hastaneler nasıl? Hastaneler 1 Haziran'dan itibaren COVID free yani COVID'siz hastane haline gelmeye başladılar. Özel hastaneler. Her ameliyat yapılacak hekim dahil hastadan herkesten COVID testi istiyorlar. Ve o şekilde ameliyata giriliyor. Yani normal düzene Yani şu anda bekleyen %70-80 döndü gibi. hastalarımız ameliyat için Evet. olma imkanları var. Normal hayata döndük, devam ediyoruz. Tamam. Var. Yani devlet hastanelerinde de başladı, özel hastanelerde de başladı. Ancak şunu da vurgulamak istiyorum. Bu COVID ile ilgili daha böyle bir ay sonra Evet. bitecek bir salgın değil biliyorsunuz. Ya yani bu bizimle beraber yaşayacak. Yani 2 seneyi bulabilir. Dünya için söylüyorum. Yani Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünyada bu COVID alevlenmelerle tekrar tekrar ortaya çıkacak. Ne kadar kişisel hijyene dikkat edersek, ne kadar korunursak kendimize o kadar az etkileneceğiz. Evet. Aşı Evet bulununca hocam. belki Şimdi rahatlayacağız bir tane doktor arkadaşımızdan, meslektaşımızdan soru gelmiş. Bu pectus excavatum veya carinatum olan çocuklarda rutin ekokardiyografik değerlendirme önerir misiniz? Semptom olursa ya da semptom olmazsa, evet. Hayır, hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok Erdal. Çünkü bu sendromik bir hasta grubu var. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Ya Marfan var, ya Noon sendromu, Jön sendromu. Onlardaki zaten deformiteyi gördüğünüz zaman sendromu da aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Onları gönderebilirsiniz. Ama bana gelen her hasta eğer çocuk hekimine gittiyse veya çocuk cerrahına gittiyse muhakkak ekosu yapılmış, tomografisi çekilmiş geliyor. Bir anlamı yok. Çünkü bu çocukların sadece deformitesi göğüs duvarında ve genetik bir geçişle. Dinlemek yeterli yani. Kalp sesini dinlemek yeterli. Eğer kalpte prolapsus şüpheleniyorsan, kaçağı varsa o zaman eko yaptırmak mantıklı. Yoksa hiçbir semptomu yoksa biz ameliyata girerken bile yaptırmıyoruz. Sadece düz akciğer grafisi, başka semptomu yoksa. Düz akciğer grafisi, EKG, Rutin kan değerlendirmemiz oluyor testleri, burada. kan grubu o kadar. Tamam. Evet. Bir de işte kan ameliyatlaşma zamanı, Güzel soruları cevap vermiş iğneresi, olduk. PT, Çok PTP vesaire. teşekkürler var hocam sizlere. Yani sizlerle tanıştığı için ya da işte size ameliyat olmuş ya da ameliyat olmak için bekleyen hastalarımız var. Onlara çok teşekkür etmişler. Buradan onları iletelim size tekrar. Hani çok teşekkür anlamında çok şeyler gelmiş. Bir de hocam soru olarak vakum kullandıktan sonra eski haline ya da eskisinden daha kötü haline dönme ihtimali var mı demiş bir izleyicimiz. Buna ne dersiniz? Vakumda yani vakum ortez kadar başarılı değil tedavisi. Ortezde hastaya şunu söyleyebiliyoruz. Ya %100 düzelir bu ama vakumda bunu söyleyemiyoruz. Ama hasta diyor ki yani 7 santim çöküklük var. Hocam diyor bu 5'e düşse bana yeter. Veya 4'e düşse bana yeter. O zaman ben diyorum ki dene vakumu. Vakumu denemenin de bir sadece pahalı biraz vakum. Hani onun dışında bir zararı yok. Çünkü günde 2 saat, 2,5 saat kullanıyorsunuz toplam. Ancak daha derinleşir mi? Çocuk büyüyor vakumla tedavi olurken. Çocuk büyürken Evet. deformitenin de büyümesi kadar normal bir şey olamaz. Yani vakumun etkisinden çok
çocuğun göğüs kafesinin o blue çağında hızlı büyümesinden kaynaklanıyor. Vakum başladıktan sonra 2-3 ayda anlaşılır. Yani bu etki ediyor mu, etmiyor mu? O nedenle hızlı karar vermek mümkün. Yani vakum bana göre sadece ekonomik olarak biraz pahalı olduğu için kullanımı şeyle zorlayabilir. Onun dışında herkes deneyebilir vakumu. Ameliyat öncesi, hatta bizim Chestwall International grupta şöyle bir şey var. Ameliyatı da kolaylaştırıyor diyor pediatrik cerrahlar. Yani yumuşattığı için göğüs kafesini kaldırmak falan daha kolay oluyor. O nedenle ameliyat bir öncesi tane de hastamız 3 ay önce ekskavatum nedeniyle ameliyat oldum demiş. 2 tane bar takıldı diyor. Nefes darlığı yaşıyorum, çabuk daralıyorum. Bu barlar çıkana kadar böyle devam mı edecek ya da ne kadar sürecek diye sormuş hocam. Zannetmiyorum. Çünkü barlar takıldığı zaman ağrı oluyor. Göğüs kafesi ağrıya sekonder hareketlerini kısıtlıyor yani istemsiz olarak. Dolayısıyla 3 ay olmuş, daha erken. Çünkü nefes darlığı olması için bir sebep yok. Eğer hani akciğerde su birikmediyse, göğüs kafesinde başka bir sorun olmadıysa 2-3 ay daha sabretsin. Şimdi bir tane hastamız bence sormuş. Yani biraz spesifik bir soru ama yine de bir sorayım hocam, ileteyim size. Ekim ayında fark ettim demiş geçen yıl. 10 yaşındaki oğlu 6 ay arayla göğüs cerrahı görüyor, takip ediyormuş. Şu an için bekliyoruz, bir şey yapılmıyor. Acaba ortez, korse, vakum, bu tedavilere geç kalıp hani ameliyat olmamız gereken bir durum olur mu? Geç mi kalıyoruz acaba diye sormuş. Onu belirtmemiş hocam. Ekskavatum mu, karinatum mu? Belirtmemiş. Aslında yaşı hem vakum hem ortez için çok uygun. Ama bunu bilen bir hekime gitmesi lazım. Çünkü her hekim, yani onu öğrenmek de kolay değil. Yani bir ortez tedavisi evet. için ben 2 kere Arjantin'e gittim. Yani 3 günlük kurs için. Yani bir emek gerekiyor. Öyle hani taktım oldu diye evet. bir şey yapamıyorsun. O kadar çok soru geliyor ki hastadan kullanırken tatmin edici soru cevap vermen gerekiyor. Onun için hani herkes de bu ortezi medikalden yazdım kullan zor biraz. Ha, vakum da aynı şekilde. Yani vakumu da o kadar çok karşılaşıyor ki problemle hasta. Anne tatmin olmak istiyor. Yani o sorduğu sorunun evet. cevabını inanarak vermen gerekiyor. O nedenle hani bu merkezleri bulmasında fayda var. Hangi merkez bununla evet. uğraşıyorsa. Bir ikinci görüş alsın. Derneğimize sorsun. Bizim Instagram sayfasında derneğin soru cevap şeyleri var. Oraya git sorsun. Tamam. Tatmin edici cevap sizinle nasıl bulur bence. İletişime geçebiliriz diyenler olmuş. Bunun için de cevap vermiş olalım. Yani hem dernek aracılığıyla olabilir hem de Mustafa Hocam'ın ismiyle internette bir arama yapabilirsiniz ya da Instagram'dan. Tabii tabii. DM'den soru soranların hepsine ben cevap veriyorum. Yani hepsini yanıtlıyorum. O nedenle rahatlıkla sorabilirler. Instagram'da bizi hocam. Dinliyorlarsa benim biraz hesabımda görüyorlar. Biraz ameliyat olalı 2 yılımız oldu. Rahatlıkla kontrol için ne önerirsiniz demiş hocam. Ne der? 2 yıl yaşı eğer 15'in altındaysa barı alma zamanı gelmiş. Eğer yaşı 15'in üzerindeyse 3 yıl dolunca alıyoruz ama hı hı. hekimine bir akciğer filmi göndersin. Hocam, bir aksilik var mı onu görmekte fayda var. Benim sormak istediklerim bu kadar hocam. Yani sizin için saygıdeğer hocam, bizlerin karşısına çıkan mucizesiniz demiş. Selamlar, saygılar, çok kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İletelim hocam sizlere bunu da, çok güzel dileklerini. Sanırım çok faydalı bir yayın oldu. Ya ben kendi adıma en azından yeni şeyler öğrendim ve aklımdaki soruların cevabını aldım. Yavaş yavaş isterseniz kapatalım hocam. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Tabii. Bir tane soru fark ettim. Kaç santimde vakum etkili diye sormuş bir Mehtap Kolaylıoğlu. Vakumun derin vakum, derin deformitede etkisi biraz az vakumun. Orta, yani pektusu biz 5 gruba ayırıyoruz. Birinci derecede az, orta derecede derin, ekstremli derin, bir de yaygın olan Grand Canyon ve artı çok derin olan vakum şey var. Peki bu derinle çok ileri derecede olana faydası yok.
Yani ilk üç gruba etki edebiliyor. Bu derinde de hani daha simetrik böyle ortada olanlara etki ediyor. Dolayısıyla hani her vakaya etki etmesi çok zor vakumun. Ya ben de son olarak hani bu konuda Evet. bir tekrarlamakta fayda görüyorum. Hani bu tedavi, ameliyat dışı Net hocam, tedavileri gönüllüyle. herkes bilemeyebiliyor ama hastaların, annelerin, babaların bunu Evet. ısrarlı takipçisi olması gerekiyor. Bir de blue çağında yakalarlarsa çocuklarına biraz daha dikkatli bakmaları gerekiyor. Tedavisi daha kolay ve ileride hani ameliyat seçeneğinden kurtulma Ağzınıza şansları sağlık daha hocam. yüksek. Çok çok teşekkürler. Çok güzel bir, faydalı bir yayın oldu. Tekrar çok teşekkür eden dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de var. Teşekkürlerin bir kısmını ilettim size. Dernek olarak Çok hem sağ ol. Ben de kişisel olarak teşekkür sizlere ediyorum. çok başarılar diliyorum hocam. Enerjiniz hiç bitmesin. Çok sağ ol. Yolunuza taş çıkmasın diyeyim. Ya yani gerçekten şey, yani çok az merkez, çok az kişi var. O yüzden sizler çok kıymetlisiniz. Yani hem bir vatandaş olarak, hem bir sağlık personeli olarak, yani sizlere hastaları yönlendiriyoruz. Yani sizin gibi yıllar boyunca emek verip, eğitim alıp, bilgi almak için bir yerlere gidip uğraşıp kendini yetiştiren ve böyle bir şekilde spesifik bir alanda hizmet veren hem doktorlar hem cerrahlara çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere. Bir kere daha. Ben de tabii ben de teşekkür ediyorum Erdal. Sen yayını Aynen öyle. bunu Kaydedeceğim hocam. Ben onu bir şekilde ulaştıracağım. seyredeceksin herhalde. Kaydedeceksin. Aynen öyle. Güzel oldu. Sonra biz de paylaşırız. Evet. Çünkü çok güzel, Evet. faydalı soru cevap oldu. Aynen öyle hocam. Çok çok İzlemeyenler de teşekkür ediyorum. faydalanır daha Tekrar sonra. iyi akşamlar sizlere hocam. Çok Görüşürüz. teşekkürler Erdal. Sana da iyi akşamlar. Görüşmek üzere.